ait bir yiyecek mi? Tabii ki. Şimdi Ortadan köyü hamur işleriler. Yani sadece gömme değil, onun dışında işte bayram çöre derler, sacaltı derler. Yani köyümüz hamur işleri. Bazlama kaç mevcut gerekli gibi. O artık onlar her tarafta var da ama köyümüze ait olan gömbesi, bayram çöresi, sacaltısı buraya ait. Peki ileride bu Turhal'ın biliyorsunuz yurt maçları var. Onun gibi patent alabilir mi? Alır, alır. Zaten şu anda işte bu şenlikten itibaren her hafta, işte, Tokat'ta bir fırın yaptık. Her hafta sipariş üzerine gömme imalatımız olacak. O zaman artık Tokat'a açıldınız ve Türkiye'de açılacaksınız. İnşallah, inşallah. Ben de merakla bekliyorum sizi. İnşallah. Kısa bir konuşma. Tamam, buyurun. Selamun Aleyküm, değerli ortalemler, değerli misafirler. Öncelikle bugün 5. Gömbe Şenliği'ne gelen, burada bulunan hem ortalemlerin hem misafirlerimizin Ramazan bayramını kutlarım. Hepinize hoş geldiniz derim. Şimdi biliyorsunuz Gömbe Şenliği'mize, yani 1. ve 2. Gömbe Şenliği'nde büyük emeği olan ve vefat eden eski muhtarımız Fuat Anlaşa'ya Allah'tan rahmet dilerim. Yani onu anmadan geçmek olmaz. Emeği var üzerimizde. Diğer taraftan 5. Gömbe Şenliği'nde yani içimizde tabii herkesin emeği var ama en fazla gayret sarf eden, emek sarf eden Ertuğrul Yıldız, Yıldız Seyir'e çok fazla emeği var. Allah hayırlı, bol kazançlar versin, Allah bereket versin. Gerçekten çok çalışkan bir arkadaşımız. Allah razı olsun. Yine Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar bizi misafir eden ve hiç gocunmayan, bize yer veren Çıtır Simit ailesine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani fahrımızı çekti bir ay boyunca. Yine geçmişten bu tarafa kadar gömbe şenliklerimizin devam etmesinde tabii ki katkı sağlayan insanların çok büyük emekleri var. Yani onların yaptığı katkı sayesinde bu iş dönüyor. Bunların başında Osman Güner, Mehmet Güner ve Ahmet Sezer abimize çok teşekkür ederiz. Yani tabii ki herkes karınca kararınca, bizim için bir kuruş da aynı, 1.000 lira da aynı ama yani bu şeylerin büyük emeği var üzerimizde. Köyümüz gerçekten Ortadan köyü kültürüne, geleneğine bağlı çok çalışkan bir köydür. Bu köyümüz inşallah, yani bugün burada bu şenlikte çok büyük bir birlik beraberlik sağladık. Yani şimdiye kadarki olan şenliklerimizin içerisinde en geniş katılımlı şenliğimiz bu oldu. İnşallah herkes memnun kalır şenliğimizden. Zaten bizim şenliğimizin amacı köyümüz insanı arasında birlik beraberliği sağlamak, aramızda selamı yaymak, küs olan varsa bu küslükleri gidermek, yani basit basit meselelerden dolayı küs kalmamak. Zaten dinimizde de bilirsiniz 3 günden fazla küs kalmak doğru değil. Yani inşallah bu şenliklerimiz bizim amacımıza ulaşıyor. Herkes burada, çok güzel oluyor. Dediğim gibi yani şu zaman harman zamanı, herkesin işte oraf zamanı ama iş güç olmasına rağmen bugün burada köylümüz fedakarlık yaparak, bugün tarlasına gitmeyerek, ekini sulanacaksa ekinini bırakarak, pancar sulamasını bırakarak herkes buradalar. Herkes bugün misafire ağırlıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Artık Gömbe Şenliğimiz Ortadan Köyü Derneği'ne ait bir şenlik değil. Artık şenliğimiz ben ortörenliyim diyen herkese ait bir şenliktir. İnşallah bu şenliği biz olalım olmayalım, bu köy bu şenliği devam ettirecek. Şimdi bizim şenliğimizin biraz önce söylediğimiz gibi bizim asıl amacımız bizim insanımızın bir araya gelmesi, kaynaşması, selamlaşması, bayramlaşması. Yani bizim buradaki asıl amacımız eğlenmek değil. Biz buraya kaynaşmaya geliyoruz. Hani ola ki eleştiren olursa yani bizim asıl amacımız eğlenmek değil. Bunu belirtmek isterim. İnşallah bu şenliğimiz çok güzel oluyor, çok güzel gidiyor, herkes memnun kalır. Eğer bir eksikliğimiz olursa lütfen bunu bize iletin. Bir dahaki şenliğimizde bu eksik taraflarımızı giderelim. Tekrar herkesin Ramazan bayramını kutlarım ve şenliğimize katılan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım merak ettim, ben sizi bırakmayayım. Adet olarak verebileceğimiz bir gömbe adeti var mı? Var. Bu sene 4000 gömbe hedeflemiştik. Yani hedefimize ulaşamadık ama şu anda 1200 gömbe ikram ettik.
Yani çok zahmetli bir işler. Ramazan olması dolayısıyla zor yapılıyor. Yani bu gömbelerin yapılmasında 11 tane bayan, 11 bayan hiç durmadan gece gündüz çalıştırarak ve ancak bu sayıya ulaşabildik. Ama bu büyük bir rakam. İnşallah bir dahaki sene bu rakamımızı 2000'e çıkartarak yine rekorlarına girmek istiyoruz. Niyetimiz var. Çok güzel bir hedef belirlemişsiniz. İnşallah, inşallah. Ve ulaşırız Allah'ın izniyle. Bunu yaparız. Bu kadar sevgi ve heves, istek varsa bir arada bu kadar toplum gelebiliyorsa. Yani şu anda biz gömbe ihtiyacını karşılayamıyoruz. Yani yetmiyor gömbemiz. Keşke imkanımız olsa da 4000 gömbe yapsak. Yani 4000 gömbe yapsak yine yetmeyecek de. İnşallah ulaşırız. Bunun çok sevilen bir yiyecek anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle, gömbeyi yapmak için kaymak lazım, çiğ lazım, ona fırın lazım. O da kovuluyor, onu yapacak da bayan lazım. Baylar bilmiyor mu başkanım? Yani baylar bilmediği gibi, yani o trende olmayan diğer tarafta olan bayan da bilmiyor. Yani hepsi bir arada ancak bir meydan olabiliyor. Bunu tarihine yakın zamanda vermek gerekiyor. Tabii ki, tabii ki, inşallah. Olur, olur. Biz de devam edelim o zaman başkanım. Tamam, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ömer gömbeyi yapmaya da kadını lazım diye onu unuttun. Başkanım bak bunu da söyle. Ha, başkanım söyledi ha, aslında bayramı da öğrenmesi kaymak, gerekiyor. Kaymak, çiğ, fırın bir de yapmak için kadını lazım. Teşekkür ederim. Sadece bayanlar mı yapsın? Tabii bayanlar yapar. Bayanlar yapar. Her bayan da yapar. Her bayan da yapar. Her bayan yapamaz. O zaman marifetli bayan arıyoruz. Adilen bir yayın yapıyor musun? Onu söyle. İlerleyen zamanda bir kurs açılır mı sizce? Aşırı demiş. Aşırı. İleride iyi ticarete dönüşebilir. Tabii. Ben zaten şu anda ticaret aşaması var. Ya bir yer lan. Adilen bir yayın yapıyor musun? Oradan itibaren. Alyans Düğün Salonu'nun yanında bulunan Şahin Market'te fırın açtık oraya. Büyük kurban gömbe için. Orada. O zaman ilk haberinizi ben yapmak istiyorum. İnşallah, inşallah. Çok iyi olur. Çok tamam o zaman. Peki, teşekkürler. Evet, kıymetli misafirlerimiz, programımız çok güzel ve hızlı bir şekilde devam edecek. Muhtarımız Ömer Oğuz'un selamlama konuşması var sırada ama Ömer Bey buralarda mıdır acaba? Evet, burada. Buyurun Ömer Bey. Evet, bir alkış alalım gerçekten. Bu sene 5.'sini düzenliyoruz Ortaören Köyü'nde Gömbe Şenliği'nde. Neler söyleyeceksiniz? Bu sene 5.'sini düzenlediğimiz Gömbe Şenliğimiz güzel bir şekilde yayınlanıyor. Ve bütün köylülerimiz burada buna eşlik yapıyor. Güzel bir ortamdayız şu anda. Herkesten Allah razı olsun. Ve Ramazan bayramını kutlar. Herkese sağlıklı ve mutlu dilerim. Başka da bir diyeceğim yoktur. Çünkü bu gömbeyi her kadın yapamaz. Çünkü bunu bir tek örtenen halkının bayanları yapabilir. Başkası yapamaz. Ama diğer bayanlara da öğretmek gerekiyor. Evet. Başka bayanlara da öğretmek için bunlara bir kurs olacak. Onlar da bunu öğrenecekler. Yaparlar. Her kadın yapar ama öğrenmesi lazım. Çünkü incelikleri usulü var. Evet, bunun bir incelikleri var. Bunun bir düzeni var. Onu bilmeden olmuyor. Peki muhtarım, genelde şenliklerin sonunda bir ağa seçilir. Siz de seçecek misiniz? Bizde ağa seçme yok. Çünkü herkes ağa burada. Sadece bizim başkanımız var, odur ağa. Öyle mi? Ne evet. Güzel, ne şanslı insanız. Tabii. Başkandan başkasını ağa yapamaz biz. Geçici ağalar var, onları da kabul etmiyor. Gerçek ağa istiyorsun. Evet, gerçek ağa istiyor. O da bulunamıyor, yoktur. Bir tane var zaten. Bir diyorsun. Tane var, o da bize yetiyor. Ne güzel, Allah sağlığını daim etsin. Amin, sağ olasın, teşekkür ederim. Herkese hayırlı uğurlu olsun derim. Evet, herkesin Ramazan bayramını kutluyoruz. Evet. Allah tekrarına çıkarsın. Amin. Sevdikleriyle, aileleriyle birlikte, sağlık sıhhatli şekilde. Amin, cümlesine hayırlı olsun. Peki muhtarım, yine programımız tüm hızıyla devam edecek. Evet. Herkese iyi eğlenceler. Hayırlı uğurlu olsun, herkese iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Birazdan sevgili kıymetli misafirlerimiz, Ortaören Köyü'nün kitabı var. 3 adet çekiliş olacak ve çekiliş kuponu inşallah herkesin elindedir ve kaybetmezler. Çekiliş yapmak ve hediyeleri takdim etmek üzere Osman Güler Bey ve Sahil Yıldırım sahneye davet ediyorum. Kendileri buralardan acaba. Çekilişlerimiz olur mu? Evet, kimseler kaybetmesin kuponlarımızı. Birazdan çekilişimiz var. Muhtemelen de buradayım. Sahil Yıldırım geldi. Evet.
Osman Güner Bey'i ve Salih Yıldırım Bey'i davet ediyorum, inşallah buradadır kendileri. Salih Bey, Salih Yıldırım Bey burada mı acaba? Burada, geliyor. Tamam. O da kendisine yine planlanmasında, programlamasında, Türk Afan'ın aşamasında çok büyük emeği geçen bir arkadaşımız. Aynı zamanda ufak yaşında ve yaşlılık uzmanı. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Salih Bey, birazdan çekiliş olacak biliyorsunuz ki. Evet. Köyümüzün kitabı hediye edilecek. Sizi görevlendirmişler. Neler söyleyeceksiniz öncelikle program hakkında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz ortalenler olarak hep bu birlikte olmanın bir olamamanın bir handikapını yaşıyorduk, bir acısını yaşıyorduk. Biz dedik ki ya bir dernek yapalım. Tokat'ta yaşayanlar, başka illerde yaşayanlar, ortaren olarak, ben şimdi şunu söyleyeyim, 5 yaşında ayrılmışım bir köyden. Çoğu insan beni tanımıyor. Yani aslında ben ortarenliyim, fakat ortarende de çok fazla akrabamız kalmadığı için gelip gitmiyordum. Ama bu şenlik vesilesiyle artık hep geceler olduk. Yani en azından her sene buraya geliyoruz. Bu şenlik vasıtasıyla çoğu insanlarla, ortalama insanlarla tanıştık, kaynaştık. İnşallah bunun devamı gelecek ve hep daha güzele, daha iyiye doğru gidecek. Söyleyeceklerim bu kadar şimdi. Peki çekilişi yapalım mı? Tabii ki. Tabii ki yapalım. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum çekişler. Bunlar hatıra kitabı olacak büyük ihtimal. Evet. Şimdi hatıra kitabı Ortaren Köyü'nün Süleyman Gözüpek hocamızın yazdığı Ortaren Köyü'nden büyük bir çalışma eseri. Yani büyük bir senelerini verdi bu iş için. İnşallah o kitaplardan hediye edeceğiz. Başka hediyelerimiz de var. İçinden çıkacak kişilere hayırlı uğurlu olsun diye diliyorum. Bence verilebilecek en güzel hediye kitap. Evet. Bir de bir şey soracağım Salih Bey. 5 yıldır yapıyorsunuz bu şenliği. Biraz sanki geç kalmış gibi değil mi? Biraz kenarda kaldığı için mi köyümüz acaba? Evet. Şimdi şöyle diyor. Bu işe önlerlik yapılması gerekiyordu. İlk başlarda. Şimdi bu işin hani taşın altına elini koymak deyimi vardır ya. Yani birileri taşın altına elini koyması gerekiyordu. Sağ olsun bizim Ömer Şahin benim yeğenim aynı zamanda. Taşın altına elini koydu. Taşın altına elini koydu. Biz de ona elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Bu şenliğin derlenmesine, tertiplenmesine görevli olan çok özverili çalışmalarıyla bugüne geldi. Şimdi diyorum ya, bu sene 5.'sini yapıyoruz. Katılım geçen senelere nazaran daha iyi. İnşallah çok daha iyi olacak. Yani sadece ortalama has değil, inşallah uluslararası bir şenlik olacak. Festival olacak. Sarp Bey, ilerleyen zamanlarda böyle köyleri bir araya getirebilir misiniz mesela? Şimdi zaten bizden gören diğer köylüler de aynı şenliklere yapmaya başladılar. Herhalde ileriki safhalarda o şenlikler bir araya gelecek. Bir festival şeklinde. Şimdi biz hep yabancı ülkelerin festivallerini seyrediyoruz. Bazen kanallarda işte domates festivali bir şey yok. Başka Almanya'da falan festivaller oluyor. Yani Türkiye'de bu tür şeyler çok fazla olmuyor. İnşallah diğer şenliklerle bir birleşme ileriki safhalarda olur. Belki şu an için bunun için çok erken ama ileriki safhalarda da olursa çok daha festival haline gelecek herhalde. Türkiye için de bir örnek olacak diye düşünüyorum. Bu ikisi siz başaracaksınız gibi duruyor. İnşallah. Biz bu işin öncülüğünü yaptık. Bundan sonra da inşallah biz yine öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Tokat'ın o kadar güzel görünmeye değer yerleri var ki, köyleri özellikle, evet, temiz havası, yeşilliği ve suyuyla bol bol, her şey o kadar harika ki insanlar bunu tabii ki mahrum kalmadan görmek isteyeceklerdir. En azından bu girişimci olarak sizler bu işi başlatmışsınız. Güzel bir işe de imza atmışsınız, bir köprü oluşturmuşsunuz. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi işte diyorum ya, bu işin taşın altına elini koymak değil gibi, bizim işin içine öncülük yaptı. Bundan sonraki safhada işte herkes katılımlarıyla, siz de buraya geldiniz, vaktinizi ayırdınız. Yani herkes buraya vaktini ayırdı, bu bayram günü geldi. İnşallah diyorum ya, bundan sonraki safhalarda bu çok daha iyiye gidecek. Biz yolun başındayız diyorum, emekleme dönemindeyiz diyorum. İnşallah bundan sonraki
süreçte çok daha hızlı olacak, çok daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Herkes birlikte yürüyecek o zaman, değil mi? Peki çekilişimize geçelim mi şimdi Salih Bey? Tabii ki. Başkanım. Süresini, bunları yeni açıyorum bizde kalan süreçlerini. Tamam, hemen. Sürprizle böyle bekliyoruz biz de. Bakalım kimler şanslı? Çok güzel bir ansiklopedi hazırlanmış. Ortaköy. Pardon. Ortaören köyümüz için. Çok şık. Süleyman hocamızın çok harika emeğiyle çıkan bir kitap. Evet, Süleyman hocamızın ellerine sağlık. Böyle güzel bir kitabı hediye ettiği için bizlere. Evet. Şu andaki çekilişimiz ben gerçekleşecek. Şey yapalım, ben değişik kişiler çeksin, muhtarım çeksin. Olur. Nasıl? Sen bir tane çek, birinci sen. Bir tane Salih Bey çeksin. Birinci olarak ben çekiyorum. Bakalım ilk şanslı kişi kim olacak? İçinden hayırlı uğurlu olsun çıkacak kişiye. Evet. Güzel bir kitap. Hemen okuyalım birlikte Salih Bey. 311. 311. 311 numara. Kimin elinde bu kupon? 311. Ortaören Köyü'nün ansiklopedisi evet. Hediye edilecek. 311 rakamlı kupon kimdeyse hemen. Şu anda köyde de burada şu anda. Evet. Bir kenara ayıralım. Tamam. Numaralarımıza bakın. 311'i bir kenara ayırdık. 311 numara. İkinci çekilişimizi de gerçekleştirelim. İkinci çekilişimizi. Tabii bu arada kitap okumalarını ben özellikle ısrarla tavsiye ediyorum. Herkese bir kitap okuması gerekiyor. Çocuklar şöyle bir kenara ayırıp tek çeşit anlasın. Bizim için çok önemli, en iyi arkadaştır. Yanlığımızı giderecek ve bizim bilgimizi artıracak olan, evet. 0-144 çekiliş kuponumuz. İkinci şanslı kişi kimse hemen buraya alalım kendisini de. 144, 144 demiyor. Varmış, var. Evet, genç arkadaşımız geldi. Ne güzel, genç bir bayan arkadaşımız. Evet, cıvıl cıvıl. Hemen şöyle yanımıza alalım sizi. Efendim merhabalar. Tebrik ediyorum öncelikle. Şöyle isminizi alayım. Merve Kaya. Merve Hanım güzel bir ansiklopedi kazandınız Ortaören Köyü'ne ait. Teşekkürler. En yakın zamanda bakacaksınız değil mi? Şöyle inceleyeceksiniz kitabı. Köyü. Daha iyi tanıyacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Burada bulunmaktan özellikle. Ailemizle geldik hep beraber. Bekliyorduk işte, o zaman çifte bayram oldu sizin için. Evet. Bana. Tebrik ediyorum. İnşallah bütün günleriniz böyle olsun. Teşekkürler size. Evet. Şimdi, öyle mi? Peki, teşekkürler başkanım. Evet, ilk defa ben de bir çekilişte bulundum. 146. 146 kupon kimde ise hemen şöyle yanınıza alalım. Evet, şanslı kişi kimmiş bakalım. 146 numaralı kuponun sahibisi, şanslısı kimse yanımıza gelsin de Ortaören Köyü'nün... Az bir geri durun gençler. Az bir geri durun. Hediye edelim. Geri şakına yanaş. Evet, 311 ve 146. 311 ve 146.